Merhaba arkadaşlar, Emek ve Adalet Platformu'nun bu Azizi anısına adadığı etkinliğe arkadaşlarım izniyle bu Azizi ile birlikte ezilenlerin kurtuluş davasında şehit düşmüş bütün yiğitlerin anısına sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi sıra son söz geldi bir Marksiste. Marksizmin kendisince bir sözcüsüne, yani laik, seküler, ateist, batıcı, modernist bir muhalefet hareketinin sözcüsüne. Neydi bu muhalefet hareketinin bu ifadelerle anılmasına yol açan şey? Kabaca, çok kabaca, kısaca ve aydınlanma döneminde burjuvazi diye tabir ettiğimiz ve kiliseye, aristokrasiye karşı mücadele eden bir takım aydınların ve burjuvazinin sözcülerinin tarihsel batıda bulundukları kendi ülkelerinde tarihsel bir takım nedenlerle ortaya çıkardıkları evrensel açıklamaları edinen ve onun o açıklamaların sol tarafını inşa etmeye çalışan bir akım olarak ifade edildi. Sosyalizm ve Marksizm. Buna göre burjuvazinin devrimci olduğu dönem vardı. Dinlerin iyi olduğu bir çok başlarda dönemler vardı. Sonra bütün dinler gericileşti. Artık dinlerden kurtulmak ve laikliğin çağı başladı. Aydınlanma çağı. İnsanlık nihayet akıllandı. Tanrıların aklıyla değil, kendi aklıyla hareket eder hale geldi. Bu böylece de ateizm, laiklik, ilerleme ve devrimci burjuvaziden, dine karşı mücadele eden devrimci burjuvaziden temel ilkeleri onun bıraktığı yerden almak üzere bir ileri dünyanın, dünyanın geldiği en ileri noktanın bayrak yarışçısı olarak Marksizm, sosyalizm, işçi sınıfı ideolojisi olarak, batıdaki modern işçi sınıfının ideolojisi olarak zuhur etti. Ve bu ideoloji batıdan, Batı Avrupa'dan dünyaya 20. yüzyılın başlarında yayıldı. Arkadaşlar, biz bu arabanın Marksistleri değiliz. Biz bu yolun yolcuları değiliz. Ama biz Marksistiz. Biz laik değiliz. Biz ateist değiliz. Biz ilerlemeci değiliz. Biz modernist değiliz. Biz aydınlanmacı değiliz. Biz ilerlemeci değiliz. Biz dünyanın ezilenlerinin devrimci kurtuluş davasının bir bayrağını açanların gölgesi altında mücadele etmeye çalışan, o izi takip etmeye çalışanlarız. Buna ilişkin de çok güçlü, kimsenin reddedemeyeceği yabana atılmaz dayanaklarımız var. Lenin adındaki büyük Marksist bir dönem arkadaşlar Geri Avrupa, İleri Asya başlıklı kısa bir yazı yazdı. Geri Avrupa, İleri Asya. İlerilik ve gerilik sözcükleriyle oynayarak, devrimci tarzda oynayarak bir yazı yazdı. İleri Avrupa'da değil de geri kabul edilen Asya'da bir takım halklar ayaklanmaya başlamışlardı. Hem de sosyalist ve Marksist bayraklar altında değil. Buldukları, tarihten getirdikleri ve o anda buldukları bir takım bayraklarla, bir takım bayraklar dikmişlerdi. Çin'de, Maçin'de, Hint'te, Orta Doğu'ya anılan topraklarda. Bunun üzerine Lenin, Geri Avrupa, İleri Asya başlıklı makalesini yazdı. Lenin bu çerçevede mücadele etti. Nitekim bir bölgede, kocaman bir bölgede davasını zafere ulaştırdı. Arkadaşlar, o zaman Marksizmin papası diye kabul eden bu batıcı, laik, seküler, ateist Marksizmin papası diye kabul eden insanlar Lenin'i Marksist olmamakla, kitaptan çıkmakla, geriliğin içinden komünizmin çıkmayacağıyla, Marksizmin ileri işçi sınıfının,
modern ve batılı işçi sınıfının ideolojisi olmaklıkla geri köylü toplumların geri ideolojileriyle birlikte hareket eden bir yönelimi, ideopolitik yapısı olmayacağıyla eleştirdiler. Ama ne güzel ki tarihe, şükür ki o tarihe, Marksizm olarak bugün onların değil, bizim takip ettiğimiz, bizim izinde olduğumuz Leninlerin adı anılıyor. Yani gerilikle itham edilen, Marksizm dışına çıkmakla itham edilen, işçi sınıfını değil, gelişkin işçi sınıfını, modern batılı işçi sınıfını değil, köylüleri, bir takım dinsel karanlıkla yoğrulmuş halkları mücadelesinin içinde ve onların davasını sahiplenerek hareket eden insanların Marksizmi bugün tarihe 20. yüzyıla damga vurarak ortaya çıktı. Bitti ama biz bugün onların yüz suyu hürmetine ve onların davasının mirasıyla karşınıza cesaretle, cüretle çıkabilme ve bazı laflar edebilme hakkına sahip oluyoruz. Bu arkadaşlar Batı'nın gerisi olan Rusça'da da kalmadı. Daha geriye gitti bu iş. Marksizm bayrağı daha gerilere gitti. Çin'e gitti. Orada da zamanın Marksistleri Çin'de dalgalanan bayrağı Marksist olmamakla, Batılı olmamakla, sosyalist olmamakla, Marks'ın davasına ihanet etmekle eleştirdiler. Tarih onları değil, bizimkileri yazdı. Küba'da arkadaşlar Che Guevara'nın içinde bulunduğu devrimciler Havana'ya girdiklerinde Küba'da bir komünist partisi vardı ve dağdan gelen gerillaları işçi sınıfını örgütlemedikleri, Batı kapitalizmin mirası üzerinden hareket etmedikleri için komünist görmüyorlardı, Marksist görmüyorlardı. Tarih Che Guevara ve Castro üzerinden bize ulaştı. Lenin dedi ki, Marksizm işçi sınıfının, modern batılı işçi sınıfının ve geri ülkelerde batıya benzeyen toplumsal kesimlerin bir yönünün, ezilenlerinin, işçilerinin yani ideolojisi değildir dedi Lenin. Açık açık yazdı. Biz dedi, bütün ezilenlerin ezme-ezilme ilişkilerinin içerisinde ezilen bütün herkesin aralarında hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir öncelik sonralık ayrımı yapmadan sınıfsalmış, dinselmiş, etnikmiş, inançsalmış, renkselmiş, cinselmiş hiçbir ayrım yapmadan bütün ezilenlerin davasının sahipçileri ve partizanlarıyız dedi. Biz laik, ateist, aydınlanmacı Marksizm değil, o Marksizmi takip edenleriz. Yani başka bir araba var arkadaşlar. Başka bir Marksizm treni var. Biz o trenin yolcularıyız. Öbür Marksistler başka bir rayda gidiyorlar. Ama bugüne kadar geldiler. 2003'te Amerikan askerleri Bağdat'a girdiğinde televizyonlar Bağdat'taki en büyük meydanda Amerikan askerlerinin gelişini ve Saddam Hüseyin diktatörünün yıkılışını kutlayan kitlelerin gösterilerini yayınlıyorlardı. Biz orada orak çekişli bir bayrak gördük ve bizim üzerimize kara bir bulut çöktü. Biz yerin dibine battık arkadaşlar. Orak çekişli bayrak Irak Komünist Partisi adındaki örgüt orak çekişli bayrağını çıkmış özgürlüğünü kutluyordu. Lanet olsun dedik biz. Biz o Marksistlerin değil şeyde Irak'ta Amerikan askerlerine karşı cihat için namlularını yöneltmiş olan, feda eden İslamcıların yanındayız. Bu yüzden Marksistiz biz arkadaşlar. Marksizmimizden de vazgeçmiş değiliz. Peki bizi buraya getiren başka bir şey var mı? Bu noktaya getiren başka bir şey var mı? Bu evrensel, dünyasal, Rusya'dan, Çin'den, Küba'dan dalgalanan bayraklar dışında arkadaşlar var. Bu topraklarda da bu bahsettiğim Marksizmi izleyen bir damar var. Zayıf bir damar ama var. Ağırlıklı bir damar değil ama son nokta olarak Marksizmin önemli düsturu şudur. İktidar namlının ucundadır der Marksizm önemli bir düstur olarak. Bu düsturu izleyerek ve elinde kitabı bayrağıyla hareket ederek
mücadele eden Marksistler var. Ama bahsettiğim Marksizmi izlemek alanında. İki şey okuyacağım hemen. Bunların birinin adı arkadaşlar Hikmet Kıvılcımlı'dır. Hikmet Kıvılcımlı. 1971'de ölmüştür. Hikmet Kıvılcımlı 1930'larda, 31-32'de şunları yazmıştır. Kemalist diktatörlük faşist bir diktatörlüktür demiştir. Ek olarak başka bir şey daha yazmıştır. Birçok şey yazmıştır. Bir pasaj okuyacağım. Zaman zaman en kızıl isyancı liderler yetiştirerek ezilen sınıfların bütün dileklerini bir atılımla gerçekleştirmek için ortalığı kana boyayan tarikatlar İslam Türk tarihinde kitapların yazdığından yüzlerce ve binlerce daha sık ve kuvvetle görünürler. Arkadaşlar bu söz laik, ateist, ilerlemeci, modernist, aydınlanmacı, Marksizm için küfürdür, dışındadır, yabancıdır, başka bir dünyanın sözüdür. Ama bu Marksist bir sözdür. O tarihin gücüne dayanarak söylüyorum. Ek olarak başka bir isimden bahsedeceğim. İbrahim Kaypakkaya. 1973'te Kemalist devletin zindanlarının işkencede katledilmiştir. O da 1972'de şunları yazmıştır. Kemalizme miras diye sarılmak bizi Kemalist iktidarın hunharca ezdiği işçi köylü yığınlarından, emekçilerden koparır. Bu emekçiler daha çok İslami bir yönelime sahiptirler. Mustafa Kemal halkımızın değil, gerici sınıfların tarihinin parçasıdır. Bizim işimiz ona karşı mücadele etmektir o zamanlar demiştir. Ve sonra İbrahim Kaypakkaya arkadaşlar, Mustafa Kemal hareketinin İslamcı göründüğü, laik, aydınlanmacı, ilerlemeci değil, İslamcı göründüğü Kurtuluş Savaşı dönemini ilerici kabul eder. Laiklik ve diğer inkılaplarını yaptığı Kurtuluş Savaşı'nın sonrası dönemleri gerici ve devrimin baş düşmanı olarak kabul eder. Şimdi böyle bir tarihimiz var bizim. Vazgeçilmeyecek, gözden kaçırılamayacak, bir tarafa atılamayacak tarihimiz var. Ve bu tarih ezilenlerin binlerce yıllık tarihinin arkeolojinin konusu olması, toprağa gömülmesi, söylentilerle bize ulaşmasından başka olarak Allah'a şükür ki yazılı olarak var. Bu tarih bizim elimize yazılı olarak var. Dolayısıyla başka bir Marksizm, bütün bu kabullerin dışında bir Marksizm var ve hasbelkader bizi buraya getiren tarih de o Marksizmin dinamiğinin memuriyetidir. Bizim bir özelliğimiz yok yani bu anlamda. Biz bu izlediğimiz bu Marksizmin dinamiği sonucu, devrimci diyalektiği sonucu karşınızdayız. Biz arkadaşlar bu bahsettiğim, dışarıda olduğumuzu ifade ettiğim Marksizme karşı bir Marksizmin zaten Leninler, Mao'lar, İbrahim Kaypakkaya'lar, Hikmet Kıvılcımlılar tarafından ifade edildiğini söyledik. Biz buna bu topraklarla hemhal olmak, bu toprakların yaratığı olmak bakımından, bütün her şeye rağmen, Kıvılcımlıların, Kaypakkaya'ların eserine rağmen gene de evet Türkiye'de Marksistler yine de halkın ezici çoğunluğu tarafından arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi batıcı, yabancı, Kemalizmin destekçisiyle yanında kabul edilmişlerdir. Buna rağmen. Biz bu konuda hasbelkader bir adım atmak niyetindeyiz. Bunu terimsel karşılığıyla da ifade etme aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Hanif Marksizm diyoruz biz. Herhangi bir Marksizm değil, Hanif Marksizm. Bunu biz Kur'an'dan ödünç aldık, Hanif tarihini. Kur'an diyor ki arkadaşlar, İbrahim Peygamber'le ilgili, hepiniz bilirsiniz, tereciye teres atmış olmayayım ama kendimizi eğitmek için tekrar ediyorum bunu sadece. İbrahim ne Hristiyan'dı ne Yahudi'ydi. O Hanif bir Müslüman'dı. Yani bu bizim gene batıcı, aydınlanmacı zihniyetimiz çerçevesinde yani Kur'an'dan yani İslamiyet'in ortaya çıkışından önce bir İslamiyet vardır. Bir İslamiyet'in olduğu anlayışını ortaya koymak mümkündür yaklaşımı çerçevesinde. Biz de şunu söylüyoruz. Marksizm
tarih sahnesine 1848'de Komünist Manifesto ile çıkmıştır. Biz Kur'an'dan aldığımız güçle Marksizmin 1848'den önce de var olduğunu, 1848'den sonra da kendini Marksist kabul edenler, Marksizm sancağı, bayrağı altında mücadele edenler dışında objektif olarak, nesnel olarak Marksistler de olduğunu ifadeler hale geldik. Biz buna Hanif Marksizm diyoruz. Hanif Marksizmimiz bizim dediğim gibi bahsettiğim tarihsel Marksizmden gücünü alıyor. Bir yöntemsel tutum olarak Kur'an'dan desteğini alıyor. Ve şunu söylemek durumuna geliyoruz. Biz bu çerçevede Marksizmle, sosyalizmle, İslamiyet arasında, İslamiyet'in en devrimci, en sol, en ezilen kesimler arasında da olsa bir ittifaktan, bir sentezden, bir alaşımdan bahsetmekten uzak duruyoruz. Biz diyoruz ki, ezilenlerin devrimci İslam'ı bizatihi Marksist'tir. Hanif Marksist'tir. Şimdi bizim tarihi anlamaktaki formülümüz üzerinden biz Kur'an'a varıncaya kadar Müslüman arkadaşların, düşünürlerin, yazar çizerlerin, burada olanlar da dahil olmak üzere katkılarıyla ve onlardan öğrendiklerimizle Kur'an'ın içinde de, ayetlerinde de olmak üzere Hanif Marksist izler, Hanif Marksist eserler, Hanif Marksist katkılar, Hanif Marksist bileşenler gördük. Böyle bir şeyi gördükten sonra bizim için ittifak kurmaktan, bir sentez aramaktan bahsetmek önemli bir gerilemedir. Biz bunu başka bir düzleme, ittifak kuracağımız özneler düzlemine, biz sentezleneceğimiz, biz düşmana karşı mücadelede cephede ortak olacağımız kesimlerle ilgili başka kesimlere erteliyoruz o anlayışımızı. Biz önce şu Hanif Marksizmimizi oluşturalım. Tarihte oluşturalım. Fakat tarih yaşanmış bitmiş. Tarihi biz bugünkü mücadelede Hanif Marksist eyleyiciler, Hanif Marksist eylemler ve Hanif Marksist özneler yaratmak için ele alıyoruz zaten. Bizim bu çerçevedeki temel derdimiz ne olabilir? Genel olarak Marksistler arasında, şu anda var olan Marksistler arasında dinle, Müslümanlarla, Müslümanların kendilerine yakın olan kesimleriyle, ezilenler içindekilerle bağlantılara dair bazı yaklaşımlar var. Onlar şöyle derler. Halkın dini duygularını hoşgörün. Bunu öne çıkarmayalım. Başörtüsü bir sorundur ama bu sorunun aslı yoksulluktur. O yüzden başörtüsü sorununu bir büyük bir hoşgörüyle ele alalım. Fakat bu arkadaşları da biz asıl soruna ilişkin aydınlatalım, bilinçlendirelim derler. Bizim Hanif Marksizmimiz, yani Leninist Marksizmimiz bir başka bir anlamda, ezilenlerin sorunları arasında bir hiyerarşiye gitmez. Hiyerarşiyi kuracak olan ezilenlerin kendilerinin eylemsel varlığıdır. Bu bakımdan başörtüsü sorununu yaşayan insanlar devletliğe karşı mücadelede en öndelerse, işçi hareketi gerideyse, işçi hareketi ona tabidir. Bizim Hanif Marksist nazarımızda. Bu ifade ettiğim gibi çok yeni icat değil, Lenin'in yaptığı ve uyguladığı bir şeydir arkadaşlar. Biz bu bakımdan bir anlamda Marksistlerin bir önemli bir kesiminde şu anda var olan bir ılımlı aydınlanmacılık, ılımlı laiklik diye ifade ettiğimiz şeyin dışında yer alıyoruz. Tamam. Fakat bir de bizim muhataplarımız arasında başka bir sorun var. Başka bir problem olduğunu biliyoruz. Müslüman arkadaşlar, İslami hareketten arkadaşlar arasında da Marksizm diye bahsedilenin aslında bizim anladığımız, bizim ifade ettiğimiz değil, bizim reddettiğimiz Marksizm olarak anlaşıldığını görüyoruz. Bir anlamda karikatürize edersem
Marksizm ve meselenin emek kısmı, İslamiyet'e de adalet kısmı düşüyor ve Marksizm sınıfsal sorunlardan sorumlu muhalefet bileşeni haline de algılanıyor. Öyle değil diye düşünüyoruz biz. Hanif Marksizm, Hanif Müslümanlarla birlikte özdeş olarak hepsinden toplam sorumludur. Birazcık zorlayacağım, affedersiniz. Şey yapacağım. Bizim arkadaşlar ezilenlerin tarihsel davasıyla ilgimiz ezilenlerin devrimci kurtuluş mücadelesidir. Ezilenlerin ezenlerle uzlaşmasının yollarını aramak değildir. Biz ezilenlerin ezenlerle uzlaşmasını o öbür Marksistlere, ilerlemeci Marksistlere bıraktık. O bakımdan emekle sermayenin uzlaşabileceği, ezenlerle ezilenlerin uzlaşabileceği düşüncesi bizce bataklıktır. Marksistler arasında bunu söyleyenler var, İslami hareket içinde söyleyenler var. Bataklığa düşmektedirler, çok daha tehlikeli bir noktadırlar, noktada bulunuyorlar bizce. Gene bu çerçevede komünizm ideali modern batıcı sosyalizmin uhdesinde değildir. Komünizm ideali Adem'den bu yana bütün ezilenlerin idealidir. Niye atıyorsunuz komünizmi? O bakımdan bugün egemen üretim tarzı kapitalizme karşı tek alternatif komünist idealidir. Komünist davadır. Bunlar dışında başka bir dava yoktur. Bataklıktır bizce. Biz sonuç itibariyle arkadaşlar toparlıyorum. Biz batıcı modernist kültürel formasyondan gelen Marksistler olarak topraklarımızı terk ettik. Şu anda yurtsuzuz, göçebeyiz. Başta bu göçebeliği zihniyet göçebeli olarak inşa etmek aşamasında şu anda ve biz esasen elbette azlıktır, her zaman az olur. Esasen bu topluluğa yüzümüzü döndük ve bu toplulukla bir Marksizm yaratmak. Bu tabirde de ısrarlı değiliz. Başka bir tabir olabilir. Marksizm adı bizi komünizme götürmek zorunda olan bir ad değil. Böyle dertlerimiz yok. Ezilenlerin devrimci davasını sahiplenmek ve götürmektir. Bir bayrak. Bayrak adla tescil edilir. Başka bir ad da olabilir. Fakat bahsettiğim temel husus çerçevesinde biz Türkiye'nin batıcı modernist kitleleriyle değil, Türkiye'nin gerilikleri, kırları, Anadolu gericiliği diye tabir edilen batıcı Marksistlerin Rusya'da mücadele eden, Çin'le mücadele eden Marksistlere eleştirdiklerine benzer şekilde biz de ileri dünyayı terk ettik, bu dünyaya geldik, gelmek durumundayız. Biz bu çerçevede bir ortak Hanif Marksist devrimci mücadele inşa etmek zorundayız. Selamlıyorum, sağ olun.